Aranızda kendini bulunması intikamı istenen başka bir arkadaş varsa hemen ofisten ayrılabilir. Demir Bey ayıp oluyor ama. Biz Hakkı Bey hatırına uzun zamandır buradayız. Öyle mi? Bütün şirketler vekaletlerini iptal ediyor. Ne yapalım yani? Elimizde takip edecek dosya kalmadı. E doğru kalmaz tabii. İyi alıştınız. Babam dosyayı getirsin, siz de takibi alın değil mi? Arkadaşlar böyle avukatlık olmaz. Kendi dosyanızı gidip kendiniz bulun. Burası yan gelip yatma yeri değil. Demir Bey... Ne var? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapayım? Yönetime el koyuyorum. Darbe yapıyorum Nil Hanım. Nasıl olacak o iş? Vekalet bende. Adı üzerinde. Alt tarafı bir vekilsin sen. Ben de Hakkı Bilir'in oğlu Demir Bilir'im. Hasareten de kendimi şirketin başına geçiriyorum. Nil Hanım kusura bakmayın. Artık ben bu şartlar altında çalışamam. Hemen karar vermeyin. 6 aydır bu adama dayanıyoruz. Ama artık yeter. Ben de gidiyorum. Doğru, artık yeter. O yüzden kalana hay hay, gidene bay bay. Zuhal, Olcay Bey, hele lütfen siz yapmayın. İnsanların önünde beni rezil ediyorsun. Bunca yıl bu buraya hizmet veren insanları nasıl kovarsın böyle? Ne münasebet ya? Ben senelerdir canı gönülden babamın parasını yiyen insanları kovmuyorum. Ayrıca bende kimseyi kovacak göz var mı bak? Ya he, kovar mıyım ben kimseyi? Kendileri ayrılacaklar, tazminat vermeyeceğim. Hepsi bu kadar, anladın? Bunu yapamazsın Demir. Niye yapamayayım? 6 aydır boş boş oturuyorlar. Arabuluculuk meselesi çok yeni bir mesele bu ve o çok normal bir süreç. Ben uğraşıyorum bak, ben halledeceğim, müşteri getireceğim. Boş durmuyorum ben. Tamam, sen boş durmadığın için seni kovmuyorum zaten. Boş duranları kovuyorum değil. Anladın mı? Ayrıca senin bulduğun 3 kuruşluk arabuluculuk işleriyle bu şirket dönmez. Ya müşteri getirirler ya da giderler. Madem öyle Demir Bey, ha. Hakkı Bey'in kıymetli varisi olarak evet, siz benim. Neden müşteri getirmiyorsunuz acaba? Ha? Neden tek ben uğraşıyorum? Orada konuşuyordun, çok parlak bir avukattın. Ne oldu? Paslandın mı bir anda? Ne olduğunu söyleyeyim. Artık ikinci hakkı olarak düğmeye basıyorum. Küçülüyoruz. Anladın mı? Herkese maaş yok. Boş duran kovuldum. O kadar. Ya bak sen böyle davranırsan bu şirketin itibarı yerle bir olur. Battık derler, haberin tamam, olmaz. Tamam zaten battık. Batıyoruz. Batırdın şirketi. Ben en azından düze çıkarmaya çalışıyorum. Anladın? Hadi bakalım Nil, kolay gelsin. Nereye gidiyorsun? Gel içeri gir, bir odama gel konuşalım. Odama gidiyorum. Eğer bir şey konuşmak istiyorsan gelirsin, çalarsın kapıyı. İzin istersin, insan gibi konuşuruz. Hadi bakalım. Orası senin odan değil, Hakkı Bey'in odası. Gelir misin buraya? Yok artık. Ne oluyor be? Ha? Ne yapıyorsunuz? Hakkı Bey'in eşyaları onlar. Bırakın. Evet, Demir dedi, topla dedi. Bırakın lütfen. Çisil. Lütfen. Ama şey ben yani boş durmayayım diye yardım amaçlı şey yapmıyor. Yoksa ben bıraktım. Çıkın gidin buradan ya. Çıkın. Hakkı Bey'in eşyaları bunlar. Demir delirdin mi sen? Ha? Hiç mi saygın yok senin babanın hatırasına? Burası babanın odası. O hatıra değil. Hatıra bir kere. İkincisi de babamın hatırasına tabii ki saygım var. Ama yapacak bir şey yok. Zorunlu değişiklikler bunlar küçük hanım. Anladın? Yazık çocuğa yani. Neyle uğraşıyor baksana. Koskoca şirkette yerleşecek başka oda mı yoktu? Allah Allah. Tasarruf tedbirleri gereği bazı önlemler almam gerekiyordu. Hepsi bu. Ayrıca babamın şirketi diyeyim, istediğimi yaparım. Aa, yapamazsın efendim. Yapamazsın. Şu anda bu şirketin en yetkili kişisi kim? Benim. Ve ben buna izin veremem. Bırak onu. Dur, kırma. Tamam, bu güzelmiş. Bunu yollamayacağım. Bunu ben kalsın. Ay, 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 ay. Bunlar var ya bu sefer kesin birbirlerini öldürürler ha söyleyeyim. Bence var ya, evet. Bunlar aslında birbirlerine aşıklar ama itiraf edemiyorlar. Ne diyorsun ya? Aa! Harbiden olabilir mi böyle bir şey ya? He? Ama tabii bir itiraf edemiyorlardır. İnsan çünkü öyle hadi ince nasıl itiraf etsin ki? Yani ne desin yani gidip gördüm, vuruldum sana nasıl diyecek ki? Hasta oldum falan. Hı? Ne oluyor burada? Fadime abla. He bildim. Şimdi de deyin bakalım ha burada ne yapıyorsunuz? Kaçardı ki tartışıyor. Sen bizi neden arkadan gelip korkutuyorsun? Anlamadım ki biz sana ne yaptık ki? Tartışıyorlardı, olay vardı içeride ona bakıyordum. Neyse elindeki neni tutuyorsun öyle, yemek kabı mı? He onu da bildin, 10 puan. Muazzez Hanım gelmiş, o getirmiş. Börek. Börek mi? E börek burada, Muazzez teyze nerede? Ben bu şirketten defolup gideyim diye yapıyorsun bütün bunları. Ya ben senin bu şirketten gideceğini bilseydim optik 5 dakika durmaz çoktan yapardım bunları. Ama biliyoruz ki sen de buradan gidemezsin, ben de. Çünkü sen babama söz verdin, ben anama söz verdim. Yani senin anlayacağın bu şirket eski günlerine dönene kadar mecburen buradayız. Maalesef baş başa. Allah kahretsin. Ne oluyor burada çocuğum? Aa, anne. Nedir, ne işin var burada? Börek getirmiş. Börek getirmiş, iyi. Muazzez teyzeciğim. Çok affedersiniz ama ben artık dayanamayacağım. Lütfen beni affet. Demir, ben sana bu kızı üzmeyeceksin demedim mi çocuğum? Her ne yaptınsa hemen özür dile.
O bize babanın emaneti. He, doğru söyleyin. Hakkı Bey giderken sekiz iki tembirledi. Ne yaptı? Ben yokken buranın patronu Habukutza Hazur dedi. Sen sus Fadime, şimdi ben konuşuyorum kızım. Evet Fadime, şu an annem konuşuyor. Ne oluyor oğlum, anlat bakayım bana. Anneciğim bir şey oldu yok. Babam gittiğinden beri işler eskisi gibi değil maalesef. O yüzden bir takım tasarruf tedbirlerine gidiyorum, hepsi o. Kızım, o da bir şeyler yapmaya çalışıyor işte evladım. Yok Muazzez Hanım, bakın kendisi buradaki bütün eşyaları... Olur, olur, hepsi olur. Zamanla anlaşmazlık da olur, uzlaşmazlık da olur. Bunların hepsi konuşa konuşa düzeltilir çocuğum. Hadi oturun bakayım, işleri güzel güzel yürütün burada. Şimdi ben Hakkı Bey'e gidiyorum. Ona diyeceğim ki, işler tıkır tıkır yürüyor Hakkı Beyciğim. Aklın kalmasın. Rahat, güzel uyu Hakkı Beyciğim. Çocuklarımız çok güzel çalışıyorlar.